hayırlı uğurlu olsun. Dönüşüm proje alanı, Ferhat Paşa Mahallesi Sanayi Alanı, Ümraniye Esenkent Mahallesi. Bir Orman Ortaokulu, Halkbank Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu. Bakın, Izamut Kuyu Camii 4-6 yaş anaokulu, Madenler Dönazi Millet Kütüphanesi, Akyaka Alışveriş Merkezi Kütüphanesi, Av Köşkü, Kapalı Pazar Yeri. Camilerimiz ne de... Allahi men amene billahi vel yevmil ahir. Ve minel leyli fescüdü lehü ve sebbihü leylen. Tebrik ediyorum. Camiler, mescitler, bir ülkenin İslami görüntüsünün en temel simgeleridir. Osmanlı Devleti'nin fethettiği bütün yerlerde camiler sembolik olarak gerçekten o bölgelerin simgesel özelliğini taşıyacak şekilde inşa edilmiş ve ecdadımız da imar ve ihyasını devam ettirmek suretiyle bu günlere gelmişiz. Yerleştiğimiz, ikamet ettiğimiz, ikamet için hazırlandığımız her yerden büyük küçük demeden hemen ya bir hayırsever bulup ya da oranın belediyesi hassasiyetli bir kişi ise buradaki başkanımız gibi hemen bunları görür ve milletin hizmetine sunar. Değerli kardeşlerim, biz cami yaparız. Ele ele simgesel eserleri üzerinde titreriz. Böyle bir siyasi anlayışımız var. İcraatımıza da bunu döker ve yansıtırız. İşte yıllarca bu ülkede tartışılan, açtık açacağız, açarsın açamazsın denen Ayasofya Camii'ni tekrar cami olarak ibadete açıp hizmete koyan bir iktidarı mensuplarıyız. 24 Temmuz 2020. Bunlar bizim iş görme tarzımızın yansımaları, inanç alanında. Biz iş ve hizmet üretiriz. Eser yaparız. Bu millet için yaparız. Gelecek nesiller için yaparız. Dolayısıyla egemenlik sizin, ülke hepimizin egemenlik hakkınızı kullanıp iş yapacak, iş üretecek, vizyonu olacak kişileri, kadroları, ekipleri yetkilendirirsiniz, yürü dersiniz, öbür seçimde denetlersiniz. Dolayısıyla 31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz seçimlerde inşallah milletimiz için, ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olsun diyorum. 12 Mart İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilişinin 103. yılı. Mehmet Akif Ersoy bütün dizelerinde bu milletin hassasiyetlerini, değerlerini lime lime işlemek suretiyle yazıya döktüğü, güfteleştirdiği bu milli marşımızın da vesilesiyle Mehmet Akif'i de bir kez daha rahmetle anıyorum. Cami çocuklarımız için, vatandaşım için hayırlı hizmetlere vesile olsun diyorum. Ramazanınızı tebrik ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii Hacı Esmen amcamız bana geldiğinde 2 sene oldu herhalde, iki sene kadar. Dedi ben de işte 3 milyon kadar para var o zamanın parası. Dedim bir tane cami yapalım. İşte burayı beğendi. Efendim bunun gibi 18 cami yaptık ama
50 farklı, kimisi 3000 kişilik, kimisi 2000 kişilik, kimisi 1500 kişilik. Burası da 500 kişilik çok güzel bir camimiz oldu. Allah senden razı olsun Esma amca. Tabii ayet-i kerimede var. Ancak Allah'a iman edenler, dosdoğru namaz kılanlar, zekatı verenler ve Allah'tan korkanlar ancak Allah'ın mescitlerini inşa edebilirler diye Cenab-ı Hakk'ın ayeti var. Bu sebeple bu minareler olduğu sürece, bu kubbeler, camilerimiz olduğu sürece inşallah bu ülkemiz ilelebet Müslüman ülke olarak daim olacaktır. Tabii ki gençlerimizle birlikte. Camilerde çok şükür hocalarımız gençlerle birlikte gençlik atölyelerinde camimize onları çekerek çocuklarımızın yetişmesini temin ediyorlar. Teşekkür ediyorum.